Evet sevgili izleyenler, lise öğrencisi Rabia yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi ve 1 milyonluk soruyla karşımızda. Hazır mısın Rabia? Hazırım. Yarı yıl tatilinde bir öğrenci hangisini yapmalıdır? A. Ödev yapmalı. B. Yan gelip yatmalı. C. Konu çalışmalı. D. Soru çözmeli. Açıkçası bir fikrim var ama risk almak istemiyorum. O yüzden jokerlerimi kullanmak istiyorum ben. İki farklı jokerin var. %50 seçeneğin ve telefonla joker hakkı. Hangisini kullanmak istersin? %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Yarışmacımız Rabia %50 joker hakkını kullanıyor ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Evet, iki cevap seçeneği A ve B şıkkı gitti Rabia, C ve D kaldı. Kafamdaki şık aslında gitti, ben yan gelip yatmak diye düşünüyordum. Yine emin olamadım, ben en iyisi telefon joker hakkımı da kullanayım. Evet, yarışmacımız Rabia son joker hakkı olan telefon jokerini de kullanmak istiyor. Telefon hattında 3 alternatifi var. Onlara bakalım. Öncelikle Enes Batur, Berkcan Güven ve Tonguç Tonguçoğlu arayabilecek kişiler arasında kimi aramak istersin Rabia? Enes Batur büyük ihtimalle açmaz diye düşünüyorum. Berkcan Güven de gülmekten cevap veremez. Ben o yüzden Tonguç Tonguçoğlu'nu aramak istiyorum. Evet, yarışmacımız Tonguç Tonguçoğlu'nu aramak istiyor ve hattımızda Tonguç var. Tonguç merhaba. Alo, merhaba. Yanımızda arkadaşın Rabia var ve 1 milyonluk soruda takıldı. Senden yardım istiyor. Şimdi soruyu o sana soracak ve 30 saniye süren var. Tonguç, hızlı olmalıyız. Yarı yıl tatilinde bir öğrenci hangisini yapmalıdır? O soru soruldu ve Tonguç'un verdiği cevapla yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki 1 milyon TL'yi kazandıran doğru cevap hangisiydi? Konu çalışmak mı yoksa soru çözmek mi? İlk dönem günümüzün önemli bir bölümünü canlı derslerde geçirirken bazen soru çözmeye halimiz kalmıyordu. Buyurun, yarı yıl tatili soru çözmek için harika bir fırsat. Özellikle LGS senesindeyseniz tatil sürecinde çözdüğünüz soru sayısını 2 katına çıkarabilirsiniz. Bu nedenle hangi sınıf olursanız olun tatilde ilk yapmanız gereken şey soru çözmek olmalı. Soru çözmek senin hangi konularda eksik olduğunu da gösterecek. Eksiklerini belirledikten sonra ise konu çalışmaya bu noktada başlayabilirsin. Konularına göre 1 ya da 2 haftalık bir program yaparak ilk dönem zorlandığın konuları tekrar ele alman gerekiyor. Şimdi ilk önce soru çözmem gerekiyor. Sonra eksik konularımı belirlemem gerekiyor. En sonunda belirlediğim eksik konularımı tekrar etmem gerekiyor. Gerek, derse girmem gerek, kızakları unutmam gerek, çay içmemem gerek, gerek. Evet, tam da böyle yapman gerek. Tamam, bana uyar. Konu tekrarlarını yaparken de önümüzdeki günlerde sınıfının kanalında yayınlanacak ilk tekrar videolarından faydalanabilirsin. Bitti mi? Bitmedi. Okulun açılmasına yaklaşık 10 gün kala yeni dönem konularına göz gezdirmeye başlamalısın. Bu sayede ikinci dönemde gördüğün konularda "Aa, ben bu konuyu hatırlıyordum ya" diyecek ve yabancılık çekmeyeceksin. Aksi halde öğretmen yeni konulara geçtiğinde Özkan Japonca konuşuyormuş gibi dinleyebilirsin. Gelelim videonun başındaki o doğru cevaba. Telefon jokeri Tonguç cevabını verdi ve hem soru çözmeli hem de konu çalışmalıyız dedi. Rabia da onu dinledi ve bu sorunun iki doğru cevabı var diyerek 1 milyon TL'yi cebe indirdi. Ama rüyasında. Kaç kere dedik tatilde uyku düzenini bozma diye. Bugün sizinle birlikte yarı yıl tatilinde konu mu çalışmalıyız yoksa soru mu çözmeliyiz bunu gördük. En çok istediğiniz videoları yoruma yazmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.